Gel oğlum, gel. Pıtık 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 pıtık, hadi. Gel. Yerine pıtık. Gel oğlum, gel. Pıtık yerine. Tamam, kal. Gel buraya. Aç lan. Sinan, gelme. Baba kaç. Gelme, dur, gelme. Köpek var. Gelme. Manyak köpek ya. Niye gelemedi? Şurada kalsın baba. Tamam, abile kalsın. Hop. Sümit doğruyor arkadaşlar. Kendisi doğuramadı. Biz de doğurtturamadık. İlk doğum olduğu için herhalde. Şu an veteriner geldi. Nefesine nefes kaldım koşturmaktan. İnşallah hayırlısı ya da nasılını görürüz. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Komşular da geldi ama doğurtturamadık. Sağ ol, teşekkür ederiz. Benim kızım Nazlı. Ben tarlaya gelirken dedim ki veteriner olabilir yani. Evet arkadaşlar, Zümrüt Hanım doğurdu. Buzağımızı annem eve getirdi, kuruttu. Sobanın yanında şu an ısıtıyor. Evet, oğlumuz oldu. Tahmin edenler olmuştu zaten. Semra Hanım çok sevinir. Evet. Sevda abla, Zümrüt'ün oğlu oldu. Biraz zor oldu ama, değil mi anne? Veteriner geldi. Hatta bir 10 dakika falan gecikse kurtaramıyorduk danayı. Çok geçmiş olsun. Çok tatlı bir oğlumuz oldu. Çok yoruldu. O da yorgun, şu an uyuyor. Hepimiz kendisini yoruldu. Tam gösteremiyorum. Şöyle ayaklarını göstereyim. Yeni doğmuş bebeğin ayaklarını gösteriyor. Ben de bunun ayaklarını gösteriyorum. Sobanın yanında ısınıyor şu anda. Bu da Aynur usulü pasta. Başka yerde bunun tarifi yok. Aynur usulü. Tarif vermiyor. Tarif vermiyor. Niye vermiyor? Ben gördüm ki. 2 bardak yoğurt. 4 tane yumurta. 2 su bardağı sıvı yağ. 1,5 su bardağı yakın şeker var herhalde teyze. 2 tane kabartma tozu. 2 tane vanilya. Karbonat koydun mu teyze? Vazgeçtin, koymadın. Bu senin kendi yaptığın pasta mı? Sonradan öğrendiğin pasta mı? Kendi yaptı. O bizim sevdiğimiz, değil mi sevdiğimiz? Teyze, bunun için portakal falan rendelersek zor olur, değil mi? Var mı, getir. Portakal var dedi şöyle sanki. Var. Rendelersek içine güzel kokar. Götür. Gerekmez, şeyin çayı var. Tarçın falan da koymuyor. Vanilya var burada. Ha, vanilya. Tepsi yetiştirin. Onu da pişecek, alacağız. Sonra ötekine yapacağız. Bu tepsiden başka var mı anne? Var. Diğerine de şey yapalım o zaman. At çekmece. Fırını at çekmecesinde. Damat pişirirse. Tarık salonda fırın var. Fırının at çekmecesinden geçsene tepsi. Getirir ya Tarık şimdi. Nerede? Sevdiği pasta yapıyor ya. Ha? Fırının bir altına çek. Ama salonda fırın var. Selma'ya da götürsün 2 tane. Zaten aynı pasta mı yapıyor dedi. Kim dedi? Sana kalkmayı bilmiyor ki. Yani şu an iğne yediği için. En altı. Hemen bunu salın fırına. En altı. Fırın içine bakmışındır sen. Bakayım, nereye baktın?
En altı diyor. Teyze şu buzağı doğdu diye pasta yapıyor. Evet. Kutlama yapıyoruz. Hemen bunu salla. Anne fırını aç. Anne fırın ısınsın. Tarık onu kaldır. Ötekine koy. Baksana bak. Görüyorsun değil mi? Şey suya tutacağız mı? Temizleyeceğim mi? Benim ellerim şey hamurlu ya. Ben temizleyemem. Koyayım bunu oraya. Şey üstüne kağıt sereceğiz. Üstüne kağıdı getir Tarık şuraya koy. Orada kağıt var suyun yanında. Ser kağıdı. Kaç kağıdı kesik kağıt zaten içine. Bunu koyduk et hepsi. Hı, o kağıt kesik zaten. Teşekkür, ben size tırarım. 3 tepsi yapsın o zaman sen. 4 de çıkar. Ciddi mi diye? Şu atıyorum tarafa. Beni bir poşet eve götürürsün şimdi. Tamam ben seni Fizan'a da götürürüm, sen yap yeter. Lak 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 inmeyeceğim ulan aşağı. Merdan'ım adamlara vurmasın bir yerse. Kısa dur, Tarık aşağıdan kısa. Görün. Evet, pastamız aynı pişti o. Arkadaşlar. Bir görüyorsunuz yumuşacık. Koca karı pastası. Bak 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 arabanın altına giriyor. Bak bak bak. Resmen arabanın altına koşuyor ya. Bak yine arabanın altına giriyor. Aa bak bak bak. Gel. Nasıl ıslanmışlar gördün mü Erda? Nereye yer yaptı? Gel oğlum hadi gel yağmur ıslanma. Koydu bir anda. Bunlar çakık ya. Tutman eşyalar gidiyor. Bir buraya taşın, bir oyağa taşın. Evet memur olmak böyle bir zor bir şey işte. Evet aynı çıkıyor. Ben bir yer olsam burada olmaz ki. Memur olsam bir de memur olmadan bir de her yatağı çıkıyor arkadaş. Aha, her yatağı çıktı göreyim mi sen? Memurum diye öyle de kemalara. Girebilecek misiniz? Dön. Bundan kapıyı. Sana gidemiyorum ki. Tamam aşkım tamam. Birazdan da çayı boyar. Ne alacağız? Bu işin ben bugün olmayacağını söyledim. Yanlış olmasaydı. Yo 3-4 gün yağmur devam ediyor. Kar da geliyor. Erdem dedi ya kar geliyor diye. Ya şeyleri getirin. Başka neyi var? Al dolabın öbürünü alalım mı? Evin parçasını da koyun. TV ünitesine koydular mı? Onu getir ama. Sen niye soğukta geziyorsun? İçeri geç sen. Kızma sen hasta olma diye diyoruz. Ama sonra biliyorsun damar yolu bulamıyorlar. Ha geleyim bak koyacağım.
Hani? Başka ipi de bağlayayım mı? Kapaklar açılıyor. Mantınız yok mu? Başka lazımsa onu da al diyadan. Bak verdi komşu. Komşunun kimine muhtaç. Tamam sen üşüyeceksin içeri geç. Camdan bakacağız. Evet Mustafa Bey'in yeni evi. Güzel mi? Arkadaşlar. Burası oturma salonu. Böyle eski eşyalarımızı ona verdik. Annem. Çünkü burada tek yaşayacak. Bekar evi burası. Mustafa Bey içeri işe girdiği için ona ev tuttuk. Burası mutfağı. Abisine yakın olduğu için böyle bir yeri tuttuk. Bu da mutfakta oturma yeri. Bekar evi düzüyoruz yani. Koy abi. Nerede baksana şey lazım burada. Sıfırla sıfırla. Sıfır ocaktan. He ocak lazım. Ortada duruyor. Evet, burada oda fazlalığı var. Burası, burayı küçük odayı mı seçtiniz Mustafa'ya? Burayı. Annem ev dizmekten bir hal oldu. Evlendirme gel temize. Nerede yola çok yakın gördün mü? Aynen yola çok yakın. Bura niye böyle uzun gı? Bu oda niye bu kadar uzun? Ama çok uzun. Uzunlamasına yani nasıl olacak? Nasıl yapmışlar ya? Aşırı uzun. Aşağısı plan bu değil ama. Aşağıda plan... Tamam yatak odası da dolabı koydun yatağa. Ha dolabı şey yatak dolabı aynayı bu tarafa koyuyorsun yatağı bu tarafa koyuyorsun. Nasıl yapıyor ben ne yapacağım? Neyse Mustafa bu odaları kullanmayacak zaten. Su yok onun. Çarşıya gidin oğlum. Ne? Hemen şurada yol var çarşıya. Oradan yürü bir şey gidecek. Ne yapıyorsun baba? Burada lavabo var. Banyonun içinde makine yeri var mıymış acaba? Burada bir şey var ama makine yeri mi? Bu banyodaki makine yeri mi? Şuralar makine yeri değil mi? Şu borular ne işe yarıyor? Olmaz. Şu çeşmeler? Klozet. Makine yeri neredeymiş? Makine yeri beraber buldum. Burası mı bir çamaşır makine yeri? Burada makine yeri de giderin nerede var? Ha. Giderin nerede kardeşim? Başka yer bulamadım. Gelecek onu gösterecek. Buradan beri hortum çekecek halimiz yok herhalde değil mi? Bilmiyorum ki. Gelsin göstersin. O adam bugün cenazeye gitmişti tekrar. Dün de cenazedeydi. Ev sahibi. Bunlar yeni yapılmış orada dün hanımefendi. Yeni taktırmış. Silinecek. Ha burada oda kilitlemiş burayı. Buraya Mustafa odası var oda. Ya bir sene daha dursun da belki 1+1 bir ev bulur oraya geçer. Evet. Şimdi burayı biz acil tuttuk. Ne oldu yapılıyor mu? Tabii canım acil tuttum ben. İş günü geldi. İş araştıracak. Nereye kadar buraya koyamıyorum. O gelip de otursa. Balkonu ne? İptal etsin. Balkon açık mı? Olmaz. Ama açsın şurada. Balkonu iptal etsin. Birini de öyle koysun, birini öyle koysun. Şey kafa olsun. Balkonu iptal etsin tamam de olmuyor. Soba koyuluyor. Abi bile mi başlıyor? Aha yapıldı ya. Tamam yaptı da. Ne lazımmış daha buna? Arkayı alacağız abi. Tamam abi bir tek kafa alacağım abi. Dur hiç oynama. Üstüne eski eşyalar gezip duruyor.
Ya olmadı çamaşırlarını şey yapar ya, kirlendikçe getirir. Bir soralım da yoksa öyle yapacağız. Hafta sonu gelecek ya. Koysun bir şey taya. Uçakta oraya koyun diyor benim bazam. Şimdi geçirir süre dursun burada da. Benim bazam içeri koyun diyor. Yatacak o zaten, kimse ona misafir gelmez, bir şey etmez ona. Koyalım mı bazayı? Anne, havaya çölü gibi bir şey yapamaz mısınız? Yapacağım. Var. Bu daha kolay ısıtır burayı. Nasıl ısıtacak? Onun odası küçük gördüm sen odası. Orada değil, burada dururum diyor. Televizyon oraya olmuyor mu? Yok, burada hava. Hayır, televizyon olmuyor mu oraya? Orada sıkılır insan. Ben televizyon olmuyorum diyorum, Tarık orada sıkılır diyor. Olmuyor. Zannetmiyorum. Belki olur, şu çekiciyle. Anten nerede? Ya buna bahra çıkıyorum ben ya. Şey yeri var lazım ama. Mustafa bazamı koy buraya değil. Ne fark ediyor? Bunu da açmayabiliyor ya. Bunun ikisini orada öbür tarafa koy diye. Gerek yok. Daha sökülmez kenarlar için. Uğraştırmadan bir daha. Daha sonra çağırıp daha gelir. Bu da aşk gibi. Baza yatmakla yatakla bu bir değil. İlk etapta bana bak. Burada dursun. Ya burada zaman oturur. Yatma saat o yana gider. İki lira şey yapmaya koysam mı ki tekli? Ne kadar ortalasa iyiydi aslında ama. Taratma daha burayı. Ben orta nasıl olur mu? Kafayı alınca yaparsın. Oynattığın görüntü gidiyor. Orada bedelilmez mi? Baksana atlara kırdı. Yemin ediyorum evde bir televizyonlar iyi. Dünyanın kanalı. Burayı herhalde sadece şey yapmışlar ya. Yemek yeme yeri, masa. Tarık, televizyon yeri var burada. Oraya mutlaka televizyon izlemek, bir de ortaya yemek masası. Akşamlar ne de televizyon izliyorlarmış. Oturma sana televizyon yeri yok. Bilmiyorum ki. Değişik bir sistem uygulamış. O eskiden biraz varmış. Ama adam gene bayağı iyi yapmış evi ya. İyi yapmış. Şunları boyayacağım dursan. Tarık sever böyle yüksek devre. Yüksek güven veriyor değil mi Tarık? Birinci kadar da 900'ü tutmadım ya. Dedim miyim de tutacağım. Ha böyle böyle de bir buz var bu. 999-8'e yiyor. Ama ağzına koyma illeri var. Ama mesela fırında ocağın şuraya olurmuş. Ha? Yani bir şey pişirmek için falan. Olmaz, tüp yeriyor. Tüpü yani tabii. Tüp yeri al burası. Bence var ya. Ha, elektrik sobayı buraya taktın mı ısınır? Tamam, çalışayım. Şöyle yapalım. Sinan da kapaklısı var, daha büyüğü. Mustafa, iki tane niye çivir yapmadın evde? İki tane çivir ya, sen nereden takardık ya oraya? Evet. Ay, sobayı yaktın mı ısınır, deli misiniz ya? Soba değil mi? Elektrikli soba mı bu? Olsun. Ben buraya kapatırsam rahatım. Buraya mecbur bak. Şu an bile o kadar soğuk değil ev yani. Çivi değil, şöyle bir yağ çubuk yatırsan yine bir şey takardın buraya. Çivi, adamın eve çivi çakmayı. Aynen bak, tül gibi bir şey olacak işte, anladın mı? Ben yapamam bu işi. Yaklanır. Bu sandalyeyi oraya yapıştıralım. Güzel lan. Ya şimdi senin oturmadığını oraya koyacak. Anladın mı? Sür şimdi. Sür. Sür, sür. Tamam. Anladın mı? Bir tane kalkalık burada yani. Bunlar çizilecek ya. Bunları koymuş bir şeye ya. Aşağı. Tamam bak, böyle daha mantıklı. Bak kabarmış bunlar. Onun üstü var ya bu başı. Bunlar örtü sersin cam, ya. Cam üstü var böyle. Bunun. Cam mı var? Ne güzel. Aa, böyle nasıl? Böyle iyi oldu da. Bak oturmanın da güzel. Mustafa bu tarafta ha? Oturur. Biri gelince bu yana çeker. Ortaya alır. Yere. Ya şu ortaya da koy diye. Gerek yok, orada dursun. Biri gelirse oraya açarız. İki tarafta açılır. Uzuyor. Orada dursun şimdilik. Yeter Mustafa'ya çok bile. Bunda da yemek yeriz ya. Tepsi getirdin mi tepsini? He, tepsiye koymak şeyin üstüne yersin. O da tamam. Krem de var. Burada Mustafa ayrı bir yaşa, değil mi? Tam bekar. Ben nasıl geçeceğim bu aradan geçeceğim? Tam bekar ev. Ay yavrum, ay yavrum. Anam anne, çöpün yanında köpeklere bak. Lan bir tane biber gazı vur kendine. Ne? At gibi köpekler, şunlara bak biraz. Anam ağzına. Şşt. Hani? Sen kız da yapmış ya. Şahin hastalanmış arkadaşlar. Ayağının altı şişmiş, enfeksiyon olmuş. Baya şu anne o değil. Bu bu. Sen abi. Kafasını yere koymuş, kaldıramıyordu. Tamam, çözüm yok mu acaba? Tamam, bir sorayım Mehmet Enler'e. Belki ilaçla inerdi. Ama bir de bundan hiç bırakmadınız geri. Yok. Şahin'in benzeri niye yok şu anda? Baba, veterinere sor, belki vardır. Şahin var diye. Ama benzerini ben bırakın dedim bunlara.
Aynısının benzeri vardı. Ne oldu oğlum? O kendi, o ona hastalık yaptı. Ama baksana nasıl bastın hayvan, basma şansı yok. Enfeksiyon yapmış. Bu kuyruk düştüyse bu hasta. Ya da bana bu kuyruk böyle duruyorsa. Veterinere resmini atabiliyorsanız öyle daha iyi. Bir de şeyinde de sıkıntı var, kakasında. Duyuyor musun? Çok kaçıyormuş, daha iyi bir internet. Öyle de video veya resimli olarak atılabilir veterinere. Pine koy bari. Şöyle annemin dondurmuş sarımsaklarından atacağım. Evet arkadaşlar, yazın evin önünde bahçeden fasulye yapmıştık hatırlarsanız. Böyle konserve fasulyeler yapmıştık. Şöyle. Bunda da ağaçtan elma kompostu yapmıştık. Şimdi bu fasulyeyi kavuracağız arkadaşlar. Böyle soğan doğradım. İçine sarımsak atacağım. Burada karnabaharımız haşlanıyor. Sobamız yanıyor. Mustafa Bey de Tarık Bey oturuyor. Tarık Bey sobanın üstünde kızarmış ekmek yiyor. Tereyağlı. Evet arkadaşlar, fasulyeyi böyle. Birazcık acı biber kattım. Bol soğanla. Bu şekilde kavuruyoruz. Burada karnabaharlarımı kızartacağım. Mustafa her zaman gibi sobanın yanında yine uyumaya başladı. Çayımız burada demleniyor.